Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videoda merhabalar. Şu anda Çek Cumhuriyeti'nden Slovakya'ya girdik. Burası Slovak giriş kapısı, Kapıkule diye geçiyor. Gördüğünüz gibi araçlar, tırlar böyle gidip birazdan ana yola bağlanacaklar. Bu kanalda yaptığımız sıfır araç vardı. Onun tanıtımını yapmıştık. Ben yapmıştım. Yine o araçtan birlikte Almanya'ya gittik ve geri dönüyoruz gördüğünüz gibi. Diğer aracı bekliyoruz. O da bir türlü gelemedi. Burası giriş kapısı arkadaşlar. Şöyle eski gümrükmüş orası, sundurma altı. Yola çıkınca yolu da çekeceğim, göstereceğim size de. Arabalar geliyor, çıkamıyorum bir türlü arabama. Bakın taksiler oradan gidiyor, şu sağ taraftan, tırlar burada. Korona falan muhabbetinde burada da böyle şeyler oldu. Tırları buraya ayırdılar. Önceden ana yoldan transit geçebiliyorduk. Ama şimdi geçemiyoruz. Arabamızın içini de yaptırmıştık Erenköy'de. Şöyle inelim aracımıza. Kameramızı ayarlayalım yola doğru. Ali abi hala piyasada yok. Şimdi bu şekilde alabiliyorum şeyi, yolu size. Şu kabloyu da, nerede o kablo? Şunu da alalım şuradan. Şöyle yolu temizliyoruz diye. Evet, Ali abimiz de geldi. Slovak giriş, kutu kapı diye geçiyor arkadaşlar. Buralarda işlem falan yaptırmıyorsunuz, evrak işlemleri falan yok. Nereye kadar yok diye soruyorsanız, Roman girişine kadar herhangi bir evrak işlemi yaptırmayacağız. Bir de aklınızda bulunsun, burada Slovakya'da tırın tırı sollaması kesinlikle yasak. Harbi hastalar sollama yapamaz. Burada zaten gösteriyor, bakın 7.5'tan üzeri diyor, sollamak yasak diyor tabelada. Şimdi burası ana yol arkadaşlar, Bratislava'ya doğru gidiyoruz. Kenarlarında geyikler falan oluyordu ama inşallah rast gelirse siz de görürsünüz. Ceylanlar falan oluyor. Biraz o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor gece bu yolda. Benim başıma geldi, bir tane ceylana vurduk. Duramadı yani, göremedik, birden yola atladı. 2 yıl önce falan da yaklaşık. Biraz ufak tefek pürüzler oldu ama çok da bir sıkıntı olmadan atlattık. Arkadaşlar Slovak'a girer girmez kutu diye verdi. Yanılmıyorsam şurada bir 5 kilometre yok veya 2 kilometre yukarıda kutu diye bir şehir var. Kapının ismi kutu diye geçiyor. Bu pandemi, ilk pandemi patladığında biz Almanya'dan gelirken buraları kapatmışlardı. O yukarı kapılardan falan bir yerlerden girmiştik. Perişan etmişlerdi bizi. İlk bu korona muhabbeti olduğunda Almanya dönüşündeydik. Bayağı bir eziyet çekmiştik ya. Slovakya'da Dozvola falan yok transit geçişi arkadaşlar. Dozvola yazmıyorsunuz. Zaten yok yani, kaldırdı. Dozvola dediğimde geçiş belgeleri, yani ülkeyi geçmek için izin belgesi gibi bir şey. Onları dolduruyorsunuz böyle. araç plakası falan peşmeken şuradan yükledim, buraya boşalttım, şu tarihte yükledim, şu tarihte kapıyı geçtim diye. O Dozvola burada yaklaşık ben buraya 7 yıl oldu başlayalı. 1-1,5 sene falan kullandım herhalde Slovak Dozvolasını. Sonra transit geçişleri kaldırdı diye biliyorum. Ondan bu yana da şey yok, Dozvola yok. Burada sadece aracı ülkeye girdiğimde şey yaptım sadece. Başlanan ülke Slovakya yaptım. Devam ediyor. Budapest 250, Bratislava 59, Maraş'a 23 km diyor. Böyle bu adamların memleketleri biraz böyle doğayla iç içe arkadaşlar. Doğa olmazsa olmaza bu adamlar. Bakın böyle kamerayı elime aldım ki geniş açıdan görün diye. Şöyle birazdan size aynayı çekeceğim. Diğer aracı da görelim. Böyle diğer araç da peşimde. Zaten arkadaşlar Almanya tarafından gelirken Kutu Kapı'dan girdiğiniz zaman Macaristan giriş kapısı Rayha. Orası da 80 kilometre net olması lazım. Öyle biliyor. Yani yaklaşık 1 saat araba kullandığınızda Slovak'a girdiğinizde 1 saat sonra Macaristan'dasınız. Bilginiz olsun. Onun makinesi de şurada, eski bir makine verdi bana, onu da görün. Ortadaki makine 4-1 yanar, yani 5 aks demek. Hepsi yeşil yandığı zaman problem yok demektir arkadaşlar ve hepsi yeşil yanıyor. Çekim makinesini kapattım. Macar'ınki şu anda açık pozisyonda, Macar'a girdiğimizde devreye girecek. Bu da Almanya Kutu Kapı'dan girdiğiniz zaman ilk dinleme tesisi, ilk petrol burada. Sağda burada Edblue falan uygun diye biliyorum ben, 50 sent falan diye. Yakıt da diğerlerine göre 20 sent falan düşük herhalde. Daha önceleri alıyorduk bu DKV kartlarımız olmadan önce ama şimdi yaklaşık 2-3 yıldır buralardan hiçbir şey almıyoruz. Bakın Police'ye yazıyor, Slovakya polis arabası. Girdiğiniz zaman benzinin içinde yeri yoksa şu tırın geldiği yere giriyorsunuz arkadan arkadaşlar. Buraya da park edebiliyorsunuz böyle. Dediğim gibi araba sollamak kesinlikle yasak. 150 euro babama ceza yazmışlardı bundan 6 ay önce. Araba solladın diye. Şimdi Malaki diye bir yer var önümüzde. Orayı da size göstereceğim. Orada AS24 kartları falan olanlar yine Europa kartı var. İşte bu yakıt kartları. Orada da istasyonlar var. Oradan da yakıt alabiliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Bu şekilde tabelalar var. Yol sıcaklığını, hava sıcaklığını gösteren tabelalar var böyle köprü girişlerinde arkadaşlar. Hani tedbirinizi ona göre alın der gibi. Şöyle etrafı da size biraz göstereyim. Böyle Slovakya güzel bir memleket. Küçük bir memleket ama güzel bir memleket yani. Şimdi bizim bu gideceğimiz yerde hiç rampa yok. Dümdüz gidiyoruz ama buradan Polonya tarafına giden kapıda yanılmıyorsam şu sol tarafta görülen dağları geçiyorsunuz. Oralarda aşırı kar yağışları oluyor diye biliyorum. Yoldaki abilerimizin anlatmasından. Aracımız da bu şekilde. Size şeyini göstereyim. Yine ben yapmıştım bu arabanın tanıtımını. Bakın böyle 88'e sabit dedi. Şu anda ekonomiye aldı. Şu da yan multimedya ekranımız arkadaşlar. Burada sadece ne diyordu? Bir bakalım akıllı telefon. Hadi CarPlay uygulamasında arama, WhatsApp konuşmaları, işte Messenger konuşmalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Başka hiçbir şey oynatmıyor. YouTube falan gibi oynatıyor diye hiçbir şey oynatmıyor. Bunun işi o. Ayarlarını falan, aracın ayarlarını falan, üstündeki tonajları falan buradan kontrol ediyoruz yine. Buralarda normalde bu saatlerde geyik, ceylan olurdu ama şu anda hiçbir tane bile yok. Hava da gayet iyi. 8 derece sıcak. Çek'te 2 dereceye kadar düşmüştü. sallanıyor ya. Evet, araba sollayamazsınız demiştim ve de sollayamıyoruz. 88'den hızımızı 84'e çektik mecbur. Artık çıkana kadar bunu takip edeceğiz. Bu bahsetmiştim, Malaki çıkışı var. Oradan da dedim kartlarla mazot, akaryakıt falan alabiliyorsunuz diye. O çıkış bu çıkış arkadaşlar. Pernek Malaki diye yazar. Çıkışta da numarayı göreceksiniz zaten şimdi. Bütün çıkışlarda numara var burada. İşte 29. çıkış, 30. çıkış, 31. çıkış diye böyle gider. Ya Avusturya plakaya geçti önümüze. Bakın buradan 3.5'tan Avusturya diyor. Hani buradan Avusturya'ya da geçişi var. Zaten bunlar sınır boyu gidiyoruz diye biliyorum, yanılmıyorsam arkadaşlar. Ama 3.5 ton üstü yasak demiş. Daha ileriden Bratislava'dan Avusturya diye verecek, Viyen diye. Orada size göstereceğim onu. 29. çıkış arkadaşlar. Buradan çıkıyorsunuz. Şu sağda bir tane direk var. Hemen onun dibinde AS24'ten falan yakıt alınıyor diye biliyorum. Petrolün orada olduğunu biliyorum. Böyle artık bunu takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok oraya çıkana kadar. Volkswagen'in büyük bir fabrikası var burada ileride. Lozorla mıydı? Unuttum şimdi ismini. İleri gidince hatırlarsam söylerim. Bunu yolda polis yok diye sollayayım diye şey yapmayın yani arkadaşlar. Sollarken birden bakmışsınız arkanızda polis bitmiş. Geçmiş olsun, 150 euro gitti. ...84'te gidiyor abimiz, yapacak bir şey yok. Arkamızda oldu 7-8 lira ama ne yapayım? Slovakya'yı böyle baştan başa çekeceğim size. Zaten demiştim kısa 80 kilometre diye. Başkentini göstereceğim, Bratislava. Orada Tuna Nehri'nin üzerinden geçiyoruz. Şimdi yol çalışması vermiş. Şeridi teke düşürdü. Gördüğünüz gibi. Sol şeride kendimizi atıyoruz. Devam. Macar'a girdiğimiz zaman arkadaşlar, Macar'dan Roma'nın kapısı Natla kapıya kadar yaklaşık 400 kilometre yol gidiyorsunuz Roma'na girmek için. Yani yaklaşık 5 saatte Macar'ı çıkıyorsunuz sürdüğünüz zaman dolu dolu. Bazen dolu dolu süremiyorsunuz çünkü Macar'da da araba sollamak yasak. Adam 80 ile gidiyor. Ne yapıyorsunuz? Siz de arkasından 80 ile gidiyorsunuz. Türk plakası Seray 34C. Bunlar da buraya arkadaşlar hız acil olan yükleri yüklüyorlar, getiriyorlar. Minivan diyorlar bunlara. Bayağı var bu araçlardan. Türk plaka olarak bu Avrupa'ya çalışan arkadaşlar yani. Bu da iyi bir iş mesela ama biraz uykusuz kalıyorsunuz. Soruyorum abilere. Adam pazartesi günü kapıdan çıktım diyor, Kapıkule'den. Salı günü diyor Almanya'ya indim, yük boşattım. Aynı gün yükleyip çarşamba günü diyor geri Kapıkule'de olacağım diyor. Yani neredeyse uyumuyor gibi bir şey yani. Allah yardım etsin bu tür arabalarda çalışan abilerimize, arkadaşlarımıza. Kolay değil yani. O Volkswagen fabrikası demiştim arkadaşlar. Stupova'ymış bu şehrin ismi. Bayağı da büyük bir fabrikası var, böyle sağda görüyorsan diye göstermeye çalışıyorum ama bakın burada da bakın Stupova Volkswagen yazıyor. Yine bu arkadaş hala önümüzde bir yerden sapmadı. 84-84 bunu takip ediyoruz. Zaten şu anda da Bratislava'yı gördüm önümde. Bratislava'ya gelmek üzereyim. Buradan Bratislava'dan sonra 20 kilometre gidiyoruz. Macaristan'a giriş yapıyoruz. Macar girişini falan da çekeceğim size. Orada da nasıl geçildiğini öğrenin. Bilinmiyor ya hatta artık. Belli olmaz kimin ne olacağı. Belki bu yollara başlarsınız. Belki bu işi yapmaya karar verirsiniz. Şimdi Tuna Nehri'nin üzerinden geçeceğiz. Yaklaşık 5-6 dakika sonra. Şehir merkezi 14 kilometreymiş arkadaşlar. Hava da ufak ufak burada bulutlanmaya başladı. Şu anda saat burada 3. Türkiye saati 5 arkadaşlar. Bakın Roman plaka taksiye almış. Minibüsün arkasında römorkta böyle 2 taksi 3 taksi götüreni gördüm arkadaşlar. Götürüyorlar yani. Kolay da bir şey değil sanıyor. Bu arkadaşın yüzünden arkamızda bayağı bir bakın bayağı bir kuyruk oldu. Çünkü herkes saatini yetiştirmeye çalışıyor. 90-90'ını gitmeye çalışıyor ama yapacak bir şey yok yani. Sorulayamayız bunu şimdi. Takip edeceğiz artık. Slovakya'nın Bratislava başkentine geldik arkadaşlar. Burası başkenti Slovakya'nın. Hemen burada Bratislava'nın girişinde OMV var burada. Eğer bu Slovak mağutunda dedim paranız biterse yani otoban cihazında buraya girip kartla yükleme yapabiliyorsunuz. Sadece OMV'lerde var diye biliyorum. Bu şekilde direkler var. Şimdi önümüzde tünel var. Tünele gireceğiz. Aracınızı kontrol etmeniz için. Kameralar da zaten çekiyor. Türkiye'de de bu sistemi. Araç yüksek sesli durduruyorlar. Böyle güzel şirin bir başkent burası. Bakın böyle tabelalarda H diyor yani Macaristan, A diyor yani Avusturya gideceğiniz yerleri gösteriyor. Araç sollamak yasak. Burada 80'le gitmelisiniz. Bir girelim. Bu arkadaş hala önümüzde bir yere sapmadı. Devam ediyor. Ama ileriden Avusturya yoluna sapacak. Göreceksiniz. Bir yere doğru gidecek diye düşünüyorum inşallah. Navigasyon tünele girdiği zaman GPS işareti yok olur arkadaşlar. Çekmez. Çıkıyor. Sallanıyoruz hemen yukarısı Tuna Nehri. Orayı da size göstereyim güzelce. Şimdi tünel çıkışı görüyorsunuz zaten. Parlıyor. Tepede Bratislava'nın evleri. Sınırını geçtiniz. Tabelalarda bakın yazıyor arkadaşlar. Macar Avusturya diye veriyor. Burada. Navigasyonla bizi uyarıyor. Burası işte Bratislava başkenti arkadaşlar. Sollamak başkenti burası. Bitti diye tabela verdi zaten. Kilometre araba yanıyor, gelmişiz sabah çalıştırdığımızdan bu saatte kadar 6 saat 12 dakika sürmüş. Saatte 81 kilometre yol almışız. Yakıtımızda 25.4, burada görebiliyorsunuz bak. Buradan böyle seçenekleri şeyi gösteriyor orada da artık 2 saat 44 dakika en son vaktinde araba sürmüşüz. Burası da böyle Tuna Nehri arkadaşlar, bakın. Böyle Bratislava doğru. Tuna Nehri'nden de geçtik. Bakın tabelalarda Polonya diye vermeye de başladı. Şimdi gelen tabelada göreceksiniz. Şu şekilde yerde de yazıyor arkadaşlar, bakın. EA yani Macar Avusturya yazıyor. Şu tarafa da Ukrayna Polonya, yani şu sağdan ayrılırsanız Ukrayna ve Polonya'ya giden yoldan gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Ben kaç numaradaymışım? D2'deyim ben. Ukrayna Polonya diye bakın orada tabela yazıyor. Biz Gyor Vien diye devam edeceğiz. Bu arkadaş herhalde bizi şeye kadar gidecek, Macar'a kadar beraberiz bununla. Çıkmayacak yoldan belli. Avusturya'dan kurtulduk arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Macar girişine gelmek üzereyiz. Buranın da Macar tarafının ismi Rayha, Slovak tarafının ismi de Gunova. Gunova diye yazılıyor. Diğer tarafta Rajka. Bize Ankara jandarma, Kastamonu Ankara Rayha diye okuyoruz aslında. O şekilde yazılıyor. Şimdi şu ileride görünen yer Macar girişi. Orayı da size çekeyim, hani herhangi bir evrak işlemi falan yok. Sadece aracı başlanan ülke Macaristan yapacağız. E harfini alacağız ve devam edeceğiz. Almanya'dan çıktım. Yaklaşık 6 saat 7 dakikaya Macar'a geldik gördüğünüz gibi. Dün nereden? Hayger'den yüklemiştik. Almanya Hayger'den burası 11 saat, yani hafta başı çalışmam 11 saat 59 dakika. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi orada polis vardı. Telefonumuzu böyle elimizde görürse problem yapar mı? Bakacağız. Burada ileri tır yasağına koymuş gördüğünüz tabelada. Tırlar diyor sağdan diyor, bakın. Şimdi böyle sinyalimizi veriyoruz. Hızı düşürüyoruz arkadaşlar 60'a kadar. Sol taraftan sadece taksiler gidebiliyor. Bilginiz olsun. Oradan gitmeyin. Polis sizi ütüler burada. Bakın böyle eski gümrük orası. Hiç dokunmamışlar arkadaşlar. Evrak alışveriş tabi. Burada da böyle havuzeye durmuş bu arkadaşlar da böyle. biraz daralıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem, pasaport, masaport hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. Direkt transit devam. Macaristan'a bakın. Şu köprüden sonrası Macaristan arkadaşlar. Önümüzde bir 100 geçit var. Oradan sonrası Macaristan. Zaten Macar diye yazıyor da tabelada. Geldik. Ve gördüğünüz gibi Macaristan'a girdik. Hiçbir herhangi bir evrak falan işlemi yok. Eğer otomatik makineniz yoksa şimdi oraya kadar gideyim. Şuradan gideyim şöyle. Size orayı da göstereyim. Eğer otomatik makine yoksa arabanızda şu parkın içinden şöyle geçelim. Bizim abiler burada yemek yapıyorlar. Şuradan mavut almanız gerekiyor. Ondan sonra yola devam ediyorsunuz. Yoksa ceza yiyorsunuz yani mavut almazsanız. Ama araçların şu anda hep otomatik makine var. Şöyle duralım şimdi. İnadımızı çektik. Size şunu da göstereyim. Okey diyoruz arkadaşlar. SHK'daymış bakın CZ D H Macar H yapıyorsunuz, giriş diyor kaydedildi diyor. O yanıp söndüğü zaman devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi Macaristan böyle bir yer. Diğer araçta bakın geldi. Ali abimiz aracının ülkesini değiştiriyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar hoşça kalın.